Herkese merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda 3 tane çiçeğimin dikimini yapacağım arkadaşlar. Sizlere bu çiçekleri nasıl ektiğimi göstermek istiyorum. 3 farklı çiçeğim var. Biri kalanşo, diğeri Japon küpelisi, bir diğeri de cam güzeli arkadaşlar. Bu 3 çiçeğim suyun içinde bir haftadır bekliyordu. Şimdi o çiçeklerin dikimini yapacağım. Ben çiçeğimi nasıl ektiğimi sizlere ayrıntılı olarak bu videoda göstermek istiyorum. Bahçe toprağı ile hazır satılan gübreli çiçek toprağını karıştırıyorum arkadaşlar. Sadece gübreli toprak kullandığımız zaman bu topraktan su çok çabuk aşağı indiği için çiçekler yeteri kadar su ihtiyacını karşılayamıyorlar. O yüzden mutlaka bulabiliyorsanız bahçe toprağı ile hazır satılan bu gübreli toprakları karıştırmanız çok iyi olacaktır. Suyun daha fazla saksının içinde kalmasını sağlayacak bu şekilde. Yarı yarıya oranda bahçe toprağı ile dediğim gibi hazır satılan çiçek toprağını karıştırıyorum arkadaşlar. İki toprağı birbirine güzelce harmanladım. Şimdi çiçeklerimi ekerken kullandığım işin püf noktasına geldi sıra. Kırmış olduğum cevizlerin kabuklarını atmıyorum arkadaşlar. Eğer sizler de böyle kabuklu ceviz kırıyorsanız kabuklarını kesinlikle çöpe atmayın. Çünkü ceviz kabuğu hem insanlar için hem de bitkiler için gerçekten çok faydalı bir ürün. Biz onu çöp olarak görüyoruz ama aslında hiç de öyle değil. İnanın çiçeklerinize çok güzel bir vitamin verecek. Cevizin kabuğunu toprağınızın en altına koyarsanız hem saksıya döktüğümüz su için drenaj sağlayacak, yani suyun devir daimini sağlayacak, hem de çiçek toprağına çok güzel bir vitamin verecek. Böylelikle çiçeklerimiz çok güzel olacak arkadaşlar. Çiçeklerimizin sağlıklı ve güzel olmasını istiyorsak mutlaka çiçek toprağımız için de böyle ekstra bakımlar yapmalıyız. Ben ceviz kabuğundan faydalanıyorum. Ceviz kabuğunu saksımın tabanına görmüş olduğunuz gibi diziyorum arkadaşlar. Saksı tabanındaki su çıkış deliklerinin toprak tarafından kapanmaması için mutlaka toprağın altına böyle bir işlem yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Farklı farklı yöntemler de deneyebilirsiniz. Ama cevizin diğerlerinden ayırt edici özelliği cevizin doğal vitamine sahip olması arkadaşlar. Toprağımızın hem hava almasını sağlayacak hem de ceviz kabuğu toprağa ekstra vitamin verecek arkadaşlar. Böylelikle çiçeklerimiz inşallah daha da güzel olacaklar. Bahçe toprağı kullandığım için içinden böyle taşlar da çıkıyor. O taşları da yine cevizlerin üstüne koyuyorum arkadaşlar ki dediğim gibi toprağın tabanından hava almasını sağlasın. Döktüğümüz su toprağın hem içinde kalmalı hem de kökü çürütmemeli. Çiçekler için biliyorsunuz kök çürümesi çok önemli bir detay. Çiçeklere fazla su verdiğimiz zaman maalesef kökleri çok çabuk çürüyebiliyor arkadaşlar. Şimdi cam güzelimi aldım, onu güzelce toprağın içine ekeceğim. Tam orta kısmına denk getiriyorum. Kök kısmına zarar vermeden çiçeği hafifçe bastırarak saksının yarısına kadar toprak doldurmuştum. Şimdi diğer yarısını çiçeğim elimdeyken toprakla dolduruyorum. Nazik bir şekilde davranmalıyız. Çiçeği ekerken köküne zarar vermeyelim arkadaşlar. Kırılırsa yeniden tutması uzun zaman alabilir. Çiçeğin etrafını güzelce toprakla dolduruyorum. Orta kısmından da hafifçe bastırıyorum. Çünkü üstüne su dökeceğimiz için döktüğümüz suyun dışına dökülmemesi için orada hafif bir derinlik oluşturmamız gerekiyor. Çiçeğin yanından şöyle hafifçe bastırıyorum ki su döktüğümüz zaman su içinde kalabilsin saksının. Şimdi Japon küpelisini ekeceğim arkadaşlar. Japon küpelisi de gerçekten çok güzel bir çiçek. Hiç gördünüz mü bilmiyorum. Böyle kırmızı kadifemsi çiçekleri var. Koyu kırmızısı şu an benim ektiğim. Farklı renkleri var mı bilmiyorum ama ben bu rengini gördüm. Çok da güzel. Çiçeği de tüylü, yaprakları da tüylü arkadaşlar bu çiçeğin. Şimdi onu da orta kısmına denk getirdim saksının. Kenarlarını elimle yavaşça
Toprakla dolduruyorum. Alt yapraklarını dilerseniz kırabilirsiniz ama ben kırmaya kıyamadım. Yapraklarıyla beraber çiçeği toprağımın içine güzelce yerleştiriyorum. Onun da kenarlarından şöyle hafifçe bastırıyorum. Ortasına da bir derinlik vereceğim. Su döktüğüm zaman döktüğüm suyun taşmaması için bunu bütün çiçeklerime uygulayacağım arkadaşlar. Gezmeye gittiğim evlerde gördüğüm güzel çiçekleri böyle birer dal sahiplerinden istiyorum. Sağ olsunlar beni kırmıyorlar. Bu çiçekleri de bir hafta önce dayımın kızından almıştım. Sağ olsun bana birer dal kırarak bütün çiçeklerinden verdi, benimle paylaştı. Bir haftadır cam bir bardağın içinde suda bekletiyorum. Güzelce köklenmelerini sağladım. Kökleri geldikten sonra fazla suda bekletmeyelim. Hemen bir an evvel toprağın içine ekelim ki çiçek kendine gelsin. Çok fazla suda bekletilmesi de çiçeklere zarar veriyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi kalanşo çiçeğimi ekeceğim arkadaşlar. 3 çeşit kalanşo var şu an elimde. Kalanşoların üçünü de aynı saksının içine ekeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi kullandığım saksı biraz daha geniş ve büyük. Kalanşo çiçeğini tek saksıya ekmek zorunda değilsiniz. Ya da ekecekseniz de kullandığınız saksının biraz küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Yani tek kökteki kalanşoyu büyük bir saksıya ekmenize gerek yok. Dar ve sıkı saksıları daha çok seviyor kalanşo çiçeği. Şimdi 3 renk var elimde. Üçünü de bir saksının içine pay edeceğim. Yani üçü de bir saksının içinde açacaklar inşallah. Son zamanlarda kalanşo çiçeği gerçekten çok popüler bir çiçek haline geldi. Marketlerde bile çok sıkça benim karşıma çıkıyor. Pazarlarda bile tezgahların önünde görüyorum arkadaşlar. Renkleri ve sık sık çiçek açmasıyla herkesin göz bebeği olmuş bir çiçek şu anda kalanşo çiçeği. Üretimi çok kolay. Gerçekten çoğaltılmasını çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer eşinizde, dostunuzda kalanşo varsa birer dal isteyerek sizler de bu şekilde toprağın içine ekerek kendi kalanşo çiçeğinizi üretebilirsiniz. Yetiştirmesi çok kolay bir çiçek arkadaşlar kalanşo. Son olarak bunu söyleyeyim. Şimdi çiçeklerimin ilk suyunu dökmek istiyorum. Dökmüş olduğum suyun içinde yarım çay kaşığı kadar kuru maya var arkadaşlar. Bu mayalı su benim elimde önceden mevcuttu zaten. O yüzden çiçeklere ilk can suyunu bu suyla vermek istedim. Miktarını fazla dökmemin sebebi de içindeki maya oranının çok düşük olması. Yarım çay kaşığı mayaya bir şişe dolusu suyu çalkaladım ve bu suyu da çiçeklerime döküyorum. İnşallah faydalı olacağını düşünüyorum. Mayayı ben zaten diğer çiçeklerime de ayda bir veriyorum. Gerçekten çok güzel bir etki gösteriyor çiçekler üzerinde. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 3 farklı çiçeğin baştan sona kadar ekimini gösterdim. Umarım faydalı olmuşumdur. Çiçeklerim büyüdüğünde ve güzel güzel çiçeklerini açtığında da inşallah sizlerle paylaşmayı çok isterim arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve paylaştığım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın.